Merhaba değerli izleyenler, Habercinin saatiyle bugün de karşınızdayız. Bugünkü programımızda farklı bir konuyu işleyeceğiz. LÖSEV'deyiz. Lösemiden bahsedeceğiz. Lösemiden korunma yolları, tedavi yollarını konuşacağız ve burada lösemiyle mücadele konusunda bilgiler alacağız. LÖSEV bilindiği üzere bu konuda Türkiye'nin en önemli etkin sivil toplum kuruluşu ve dünyada da bir ilk sanıyorum aynı zamanda. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum size. Hülya Ünver, LÖSEV Genel Koordinatörü. Hoş geldiniz yanımıza efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Ve onun hemen yanında Doktor Deniz Sarıca var. Beslenme ile kanser arasında çok ciddi bağlantılar var. Bu yüzden beslenme bu konuda çok önemli. Deniz Hanım da gıda araştırmaları laboratuvar sorumlusu efendim. Siz de hoş geldiniz çok yayınımıza. Çok teşekkürler. Biz Ankara'da şu anda Gölbaşı ilçesinin sınırları içindeyiz. Lösemin Çocuklar Köyü'ndeyiz. Burada onlar için çok önemli faaliyetler yapılıyor. Hepsini konuşacağız ama öncelikle ben izninizle buradaki çocuklarımıza ve onların ailelerine söz vermek istiyorum. Evet değerli izleyenler, hemen şöyle bir yanıma doğru gelirseniz başlayalım. Burada çocukların aileleri var. Onlardan LÖSEV ile ilgili, buradaki Lösemin Çocuklar Köyü ile ilgili görüşlerini alacağız. Sizi tanıyabilir misiniz? Adınız, soyadınız? Hacer Ergüç. Hacer Hanım. Evet. Hacer Hanım, sizin çocuğunuzla lösemi hastası sanıyorum. Neler yaşadınız? LÖSEV'le nasıl tanıştınız? LÖSEV'le nasıl tanıştık? İstanbul'da hastanelere gittik. Orada sevgittiler. Ondan sonra Sistin Bey'in arkadaşları varmış. Arkadaşlarının oğulları varmış. Onlar tanıştırdı. Ankara'ya getirdiler. Oradan tanıştık. İstanbul'dan Ankara'ya geldiniz yani. Peki sizin çocuğunuz burada değil mi şu anda? Evet. Adı nedir? Sadık Ergüç. Sadık. Ergüç. Evet, peki Sadık'ın LÖSEV'e geldiği zamandan bu yana nasıl bir değişiklikle karşılaştığını söyler misiniz? Buradaki en çok ne hoşunuza gitti? Valla burada en çok her şey hoşumuza gitti. Doktorlar, hemşireler, hepsi Allah razı olsun, hepsi iyiydiler yani. LÖSEV yani tedaviye büyük katkı sağlıyor diyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet, sizi tanıyalım efendim. Şöyle yanıma doğru gelir misiniz? Sizin çocuğunuzla lösemi hastası? O şey, dış kapıya götürdük. Dış kapıda o hasta çıktı. Ondan sonra orada da bu iş yeri bulamadılar. Önemli değil. LÖSEV'e geldikten evet. Sonra peki nasıl Hacı bir Tepe, katkı Hacı, sağlandı? Hacettepe gönderdi. Tamam, sizin çocuğunuz burada mı şu anda? Burada, evet, gel bakalım annenin yanına doğru. Adın ne? İlayda. İlaydacığım, şöyle kameralara doğru döner misin? Evet. Peki, bize söyler misin burada neler yapıyorsun bütün bir gün boyunca sabah kalktıktan sonra? Mesela oyun oynuyor musunuz? Gel yanıma doğru gel. Konuşan ne? Evet. Kalkıyor, oyun oynuyor de. Bahçeye yemiyor. Evet, İlayda Hanım'ın konuşmak istemiyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdi buradan tamam. Yine velilerimizden devam edelim. Buyurun sizin de... Biz Ankara'da oturuyoruz. Evet. İlk tanımız Hacettepe'de konu oldu. Ben orada kendimi kurtarmak istemedim. İnternetten araştırdığımda direkt Lösante'yi gördüm. Sağ olsun aracılarla birlikte yerleştik. Evet, sizin kızınız da burada. Sude burada. Sude, sen de kameralara doğru dön bakalım. Nasıl Sude'ye Lösemin Çocuklar Köyü'nün katkıları neler oldu? Sude'yi şu anda ben eve götüremiyorum. Yatılık kalmak istiyor. Yatılı okumak istiyor. Okuluna da burada devam edecek. Yani her şerde bir hayır vardır derler ya, onun gibi bizim hayatımız çok değişti. Eksilerden çok artılar oldu hayatımızda. Arkadaş çevremiz değişti. LÖSEV ikinci bir ailemiz oldu. Yani daha bilinçlendik ve buraya biz gezi amaçlı da geliyoruz hafta sonları. Evet, peki Sude'cim sen bir iki şey söylemek ister misin? Burayı beğeniyor musun? Burada arkadaşlarınla nasıl vakit geçiriyorsun? Ben burayı beğeniyorum. Arkadaşlarımla iyi vakit geçiriyorum. Zaten LÖSEV'le de çok mutluyum. LÖSEV'in sayesinde çok şükür LÖSEV'i yendim. Evet, çok güzel. Şimdi bir de sizden galiba yanıma doğru gelirseniz. Evet, konuştuğumuz diğer çocuklarımızın ve velilerimizin burada çalışmaları var. Onlar şimdi ayrılacaklar yanınızdan ama biz programımıza devam edeceğiz. Sizi de böyle alalım. Adınız nedir? Demet Bayar. Demet Hanım, sizin de çocuğunuz burada lösemin tedavisi görüyor değil mi? Evet. Peki lösemin katkısı ne oldu acaba bu tedavi sürecine? Ya biz araştırdık ve sonucunda burayı bulduk ve Türkiye'nin
en iyi hastanesinde benim çocuğum şu an tedavi oluyor. İlaç bulmakta, ilaç aramakta, kan bulmakta hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Eminim ki başka bir hastanede tedavi görüyor olsaydık çok büyük sıkıntılar yaşardık. Çünkü birkaç gün başka hastanede kaldık ve buraya geldik. Çok sıkıntılar yaşadık. Yani bize çok büyük çocuğum buraya geldiği zaman. Kucağınızı alır mısınız? Onu da görelim şu kameralardan. O aşağıdan o annesinin eteğini çekiştiriyor çünkü bir taraftan değerli izleyenler. Eve gitmek istemiyor buraya gelince. Burayı çok seviyor. Yani bir hastaneden çok daha çok hani şey gibi ev gibi bizim için. Hani bizim artık ikinci bir ailemiz oldu burası. Herkese emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Evet, peki tedavi süreci nasıl gidiyor? Her şey yolunda şükürler olsun. Her şey yolunda. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler bizimle buradaki etkinliklerinizi paylaştınız. Devam edebilirsiniz şimdi buradaki köy içindeki normal etkinliklerinizi. Biz buradan yine konuklarımızla devam edelim yayına. En son böyle bir genç delikanlıyı yakaladık. Senin de adını soyadını öğrenelim. Sadık Argüç. Evet Sadık'cığım, böyle küçüklerle konuşmak çok kolay olmadı. Sen anlatır mısın bize Lösev'in ve Lösemili Çocuklar Köyü'nün sana katkılarını? Tabii ki. Ben Lösev'e 4 sene önce yakalandım. İstanbul'dan Ankara'ya geldim buraya. Ondan sonra hastaneye yatışımız gerçekleşti. İlk günler tabii lösemi duyunca çok korkmuştum. Ama pek bir şey bilmiyordum hakkında. Sadece saçlarımın döküldüğünü biliyordum pek. Ondan sonra lösemiye geldim. Biraz daha içim rahatladı. Sonra birkaç gün sonra hemşire ablalarla falan öğretmenlerimizle bayağı ısındılar. Yani çok iyi davranıyorlardı. Hemşire, doktor falan değil. Ailemiz, annemiz, ablamız gibilerdi bizlerle. Ondan sonra bayağı geçti. Tekrar oldum. Ondan sonra ben de nakil oldum. Bayağı bekledim nakil için. Bunu da Lösev sayesinde oldum. Antalya'da oldum ama Lösev'de gerçekleşmemişti. Orada çok sıkıntı yaşadım. Kan aradım. İlaç sıkıntısı yaşadım. Nakil dediğin ilik nakli değil mi? Evet, Türkiye'de evet. Biraz sorun yaşanıyor ilik nakli konusunda. Çok sorun olan bir durum. Ben de işte Antalya'da oldum. Çok sıkıntı çektim. 6-7 ay orada kaldım Antalya'da. Sıkıntı çektim ilaçta, kan bulma, trombozitti falan. Çok sıkıntılar çektik. Ondan sonra 18 yaşıma geldim. Sigorta olmadığından hastane beni şey yapmıştı, kabul etmiyordu muayene falan etmeyi. Ondan sonra tekrar Lösev'e başvurduk. Tekrar Lösev bize tekrar kapısını kucak açtı. Yani tekrardan Lösev'den şimdi nakili oldum. Ve gidiyor, nakil sonucunda sağlık durumun gayet iyi görünüyor. Çok iyi. Bir iki hafta sonra da çıkacağım, evime gideceğim yani. Burası da benim evim sayılır. Evimden daha çok seviyorum burayı. Evet, teşekkür ediyoruz sana da aktardıkların için. Sağ ol. Şimdi biz burada Lösev'in yetkilileriyle konuşmayı sürdürelim. Evet, değerli izleyenler, çocuklarımızın ve ailelerin görüşlerini almaya çalıştık. Bazıları ifade edebildiler kendilerini. Bazıları çok anlatmak istedikleri şeyler vardı. Söyleyemediler burada canlı yayın heyecanıyla. Ama önemli olan Lösemi'nin tanınması ve tedavisi konusunda Lösemi'nin yapmış olduğu katkılar gerçekten. Ve şimdi Hülya Hanım'dan biraz daha bilgi alalım. Öncelikle Lösemi ile başlayalım isterseniz Hülya Hanım. Lösemi'nin sloganı değil mi? Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Evet. Neden böyle bir slogana ihtiyaç duydunuz? Tedavi edilemediği mi sanılıyordu bu hastalık? Şimdi lösemi'nin yani kan kanseri olarak biliniyor biliyorsunuz halkımız arasında ve bizim hani kendi çocukluk genç kızlık yaşlarımıza döndüğümüz zaman lösemi dendiği zaman kan kanseri dendiği zaman tek yaptığımız şey dizlerimize vurmak, vah vah çok da gençti ya da pek de küçükmüş yavrucak deyip o çocuğun sanki ölüme bir adım daha yani çok yakın olduğunu düşünürdük ve neticesinde de kurtulmasının mümkün olmadığını düşünürdük hepimiz. Fakat bir gün bir doktor çıkıyor ve diyor ki hayır, lösemi tedavi edilebilen bir hastalık. O doktor üstü nezar lösevi kuruyor ve ilk yaptığı, en önemli yaptığı ilk şeylerden bir tanesi löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu tüm topluma duyurmak. Ki bunu yaptığı senelerde bazı doktor arkadaşları da hani aslında kendisine katılmıyordu. Ama sonrasında onlar da artık löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söylemlerinde dile getirmeye başladılar. Şimdi bu gibi hastalıklarda tabii en az 3 yıl süren bir tedavi gerektiriyor. Her şeyden önce insanların umuda ihtiyacı var. Yani siz gerçekten şunu hep dile getiriyoruz.
grip olduğumuzda bile kendimizi ne kadar kötü hissediyoruz, yataklara düşüyoruz, 3 gün 5 gün kendimize gelemiyoruz. Ateşimiz 38'e çıktığı zaman gerçekten hakikaten kendimizi korkunç kötü hissediyoruz. Titremeler falan yaşıyoruz. Halbuki lösemi gibi bir hastalık, 3 sene süren bir hastalık, en az 3 sene süren bir hastalık. Düşünün ne sıkıntılar yaşanıyor. Yani anneler 40 derece ateşli çocuklarının başında günlerce, gecelerce bekliyor. Ve hep bir korku var, çocuğunu kaybetme korkusu. Ve bu korku çocuklarda da var. Ben öleceğim mi anne? O yıllarda işte bütün bunların önüne geçebilmek için önce hayır, bu hastalığı biz yenebiliriz, bu hastalığı biz tedavi edebiliriz demeye başladık. Bunun çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar önce dediğim gibi o umuda kavuştular. Bu umudun arkasından da büyük bir mücadele başladı. Çünkü yine kurucumuz ve başkanımız Doktor Üstü Nezer hastalığıyla birebir çalıştığı dönemlerde ve şimdi de sürekli onlarla birlikte olduğu için sorunlarını çok yakından tanıyan, bilen bir hekim. Duyarlı da bir hekim. Nitekim hayır, bu çocukların tedavisinde hani niye kaybediyoruz bu çocukları? Çünkü bakıyor dönemde, yani hani bir 15-20 yıl öncesinden bahsediyoruz. Çocuklar tedavi olmak için gelemiyorlar. Şimdi tedavi merkezleri sadece yani yurdun dört bir yanında değil tabii ki. Büyük şehirlerde toplanmış. Çünkü uzmanlık gerektiren zor bir konu. Dolayısıyla gelemeyen var, bir kere geliyor sonra bir daha gelmiyor, evde de çocuğum var diyor, ne yapayım diyor. Onlar sürekli bir bakım gerektiriyor. Evet, sürekli hastalık. Bakım gerektiriyor. Hastaların ekonomik durumuna baktığınızda durumları çok kritik. Biz mesela bundan vakıf kurulduktan çok sonra bile o araştırmaları yaptığımızda hastalarımızın %87'sinin asgari ücret ve altında gelir seviyesine sahip olduklarını tespit ettik. Şimdi evde var zaten 3-5 çocuk. Bu kadar düşük bir maaşla geçinmeye çalışıyorlar. O çocuğu şimdi düşünün, yani nerede olursa olsun 3 saatlik 5 saatlik bir mesafe gidecek, çocuğunu tedavi ettirecek, gittiği yerde aylarca belki kalmak zorunda kalacak. O sırada işten atılan anneler babalar, yani hakikaten lösemi tıbbi açıdan da çok zor, sosyoekonomik anlamda da insanları çok zorlayan bir hastalık, aileleri darmadağın edebilen bir hastalık. Bu nedenle biz zaten lösemili çocuktan ziyade lösemili aile kavramı kullanmaya başladık. İşte ve aileyle birlikte de galiba burada şu anda benim yaptığımız köyde kurulmuş evet, oldu. Evet, tabii ki mi? De. O yani şimdi birebir ailelerle çalıştığınız zaman onların yaşadıkları tüm sıkıntıları görüyorsunuz. Nitekim lösevi kuran insanlar arasında 2 aile, 3 doktor var başkanımızın dışında. Zaten sorunlar tespit edilmiş ve çözüme odaklanılmış. O günden bu yana da gerçekten çok uzun bir yol kat edildi. Şimdilerde artık herkes şunu söylüyor ki lösemiyi Türkiye lösev sayesinde öğrendi. Doğrusunu öğrendi. Evet, şimdi Türkiye'de herkes diyor ki lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Aynı şekilde dünyada da tabii benzer ifadeler kullanılıyor. Evet, peki Deniz Hanım'a verelim mikrofonu isterseniz. Burada Lösemili Çocuklar Köyü'nde neler var aileler için? Çünkü söz ettik ya, aynı zamanda ailelerin sosyoekonomik durumunu da çok etkileyen bir hastalık. Köyde hangi birimler var? Burada gelenler nasıl bir yaşam sürdürüyorlar? Ne kadar kalıyorlar? Ve tabii ki sonra da sizin uzmanlık alanınız beslenme, oraya da geleceğiz. Neden böyle beslenmeye özel önem verdiniz? Köyün içinde neleri araştırıyorsunuz? Buyurun efendim. Estağfurullah. Lösemili Çocuklar Köyü aslında tabii kurucularından birisi Hülya Hanım, kendisi mütevaziliğinden söz etmedi ama ilk gününden beri lösevde olan birisi. Ben köyle birlikte lösevliyim 3 yıldır ama gerçekten gurur duyuyorum lösevli olmakla. Neden? Henüz hiçbir yerde benzerini görmedim lösevin uygulamalarının. Burada neler var? Önce araştırma laboratuvarlarımız var. Onları daha sonra tekrar ayrıntılı konuşuruz. Onun dışında Hülya Hanım'ın az önce söz ettiği gibi bu çok zor dönemde ailelerin parçalanmasını engelliyor lösev. Ne yapıyor? Annelere atölyelerde iş olanağı sağlıyor. Keza babalara öyle. Tarlalarımız var, hayvanlarımız var. Atölyelerde yapılan ürünleri görseniz sizi gezdireceğiz inşallah. Yok diyebilirim. Son derece başarılı işler çıkartıyor annelerimiz. Hem kendilerine katkıda sağlamış oluyorlar hem de özgüven sağlanmış oluyor. Çünkü sosyoekonomik düzeyi düşük annelerimizde bir de hasta çocuğunuz varsa ne halde olabilirler tahmin edebiliriz.
Onun dışında nelerimiz var? İşte bu tedavi sürecinde evet hastanemizde özel odalarda kalıyor çocuklarımız. Tepeden tırnağa, oyuncağından ilacına her şeyi karşılanıyor. Hatta değil mi özel odalarda anneleriyle birlikte kalabiliyorlar. Ama yoğun tedavi dönemi bittikten sonra sadece gün içinde hastaneye gidip gelip kısa süreli tedavi almaları gerektiği dönemde de köyümüzde kalıyorlar. Evet, peki burada ne kadar kalıyor bir aile? Mesela hani 3 ay mı kalıyor, 1 yıl mı kalıyor, gidip geliyor mu? Bu süre zarfında çocukların eğitim ihtiyacı nasıl gideriliyor? Şimdi yoğun tedavinin başlangıç aşaması zaten ilk 6 ay çok yoğun kemoterapilerin olduğu ve hastane yatışlarının da çok yoğun olduğu bir dönem. Bu dönemde işte bu köyümüzü veya hastanemizde yatışları çok yoğun oluyor. Hastanın tedavisine göre, işte tedavinin gidişatına göre hastanın kaldığı süre değişebiliyor. Ama genel olarak baktığımızda hani gelen bir hasta en az 15 gün, 20 gün, 1 ay, duruma göre 2 ay, 3 ay burada konaklamak zorunda kalabiliyor. Ve Deniz Hanım'ın da bahsettiği gibi günlük hastane ziyaretleriyle burada servisimiz var. Her gün Losanti'ye kadar onları getiriyoruz. Tedavilerini alıp geri buraya dönüyorlar. Bunun en önemli avantajlarından bir tanesi de çocuklar kendilerini hastanede yaşıyorlar gibi görmüyorlar. Gerçi hastaneyi de çok seven çocuklarımız var. Hatta Ankara'ya geliyoruz, işte gelecekleri tarihleri biliyorlar ve 15 gün önceden bavul hazırlayıp evde bekleyen çocuklar var. Anne Ankara'ya gidiyoruz diye çok seviniyorlar. Yani, normal bir hastaneye değil. Normal değil. Evet. Gerçekten çünkü orası bir çocuklar için özel düşünülmüş. Her şeyi onların sağlıklı büyüyebilmesi için. Sadece fiziksel değil, duygusal anlamda da, psikolojik anlamda da gelişimlerini sürdürülebilecekleri ortamlar yaratıldığı için şimdi onlar bir yandan çocukluklarını yaşıyorlar ve bir yandan tedavi oluyorlar. O bile onlara artık bir oyun gibi geliyor. Dolayısıyla bunu sağladığınız zaman zaten tedavide başarı oranı artıyor. Şunu söyleyebiliriz ki tedavi başarısı Türkiye'de hani %20'lerden %30'lardan bugün %90'lara çıkmayı başardı. Dolayısıyla yani bizce bu yeterli bir oran değil ne yazık ki. %100'lere ulaşmadığı sürece de hiçbir başarı bize yetmeyecek. Çünkü %90 başarı demek, %10 kayıp demek ve bu çok acı, gerçekten çok acı. Hiçbir çocuğun hastalıklar nedeniyle yaşamının böyle sonuçlanmasına, son bulmasına gönlümüz razı değil. Evet, şimdi LÖSEM'in çalışmalarından söz ettik. Devlet olarak acaba hangi noktadayız? Onları soracağım. LÖSEM'e nasıl katkı sağlayabiliriz? Bir taraftan değerli izleyenler, arkamızda kutular var. Bu kutular Ramazan nedeniyle ailelere yapılan yardımları barındırıyor içinde. LÖSEM'e bağışlarınızla destek olabilirsiniz. Onlardan da bahsedeceğiz ama tekrar Deniz Hanım'a bir söz verelim istiyorum ben. Kanser çok önemli bir hastalık. Çağımızın hastalığı diyebiliriz belki. Modern çağın hastalığı. Çünkü geliştikçe bir taraftan bazı dengeleri de bozuyoruz herhalde maalesef. Biz ve beslenme bu konuda çok önemli ki köyün içinde de sırf bu nedenle kurulmuş bir merkez var. Siz de evet. Oradasınız zaten. Burada o beslenme merkezinde yaptığınız yani laboratuvarda yaptığınız araştırmalar ve kanserle beslenme arasındaki ilişkiden biraz söz edelim mi? Şimdi bizim iki temel araştırma laboratuvarımız var köyde. Bir genetik araştırmaların bir de gıda ile ilgili kısmının yürütüldüğü. Amaç dediğiniz gibi artık biliniyor yaklaşık kanser nedenlerinin ancak %7'si genetikse geri kalanı çevresel faktörler. Çevresel faktörler dediğimizde de işte beslenme, doğru beslenme, sağlıklı beslenme, doğru ürünlerle beslenme hemen başta geliyor. Biz de bunları yakalamaya çalışıyoruz. Hem genetik laboratuvarımız hem gıda araştırma laboratuvarımız koordinasyon içinde kanserden nasıl kurtuluruz? Kansere yakalandıysak bunu nasıl engelleyebiliriz, hızlı geçiştirebiliriz? Bunlarla ilgili araştırmalar kanseri yapıyoruz. Kansere yakalanmamak için? Aslı o. Ne yapmalıyız? Doğru aslı beslenme o. Diyoruz ya, kanser ve beslenme konusunda biraz kafa yorarsak neye dikkat etmek lazım? Şöyle bir genel geçer. Valla bunlar aslında hepimizin bildiği şeyler, normalde yapılması gerekenler. Hep söylüyoruz işte. Hepimizin bildiği ama çok dikkate almadığımız zaman zaman...
üstün körü geçtiğimiz, evet, önemsemediğimiz, evet, ama aslında çok büyük önem arz eden konular. Onun için vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, baskı geldi. Peki. Biraz vurgulayalım. Valla hemen çok ortalıkta kullandığımız bir deyim var bununla ilgili, biliyorsunuz. Merdiven altı üretimlerden uzak durmaya çalışacağız. Bilmediğimiz hiçbir şeyi tüketmeyelim diyoruz ve birbirleriyle olan etkileşimlerini unutmayalım. Yani ne diyoruz işte, gazlı içeceklerden uzak duralım. Diyor ki ben hiç gazlı içecek içmiyorum bir kişi. Ama onun yanında aldığı radyasyonu, kirli havayı, stresini, hiçbir şeyini de ihmal etmemek lazım. Yani bunların hepsini bir arada düşünmek gerekiyor. Genetik faktörleri de hesaba katmak gerekiyor. Ve size iyi gelen bir şeyin bana da iyi gelmesi diye bir zorunluluk olmadığını unutmamak gerekiyor. Dediğim gibi gerçekten bunu hepimizin bildiği ama uygulamaktan kaçındığımız şeyler çoğunlukla. Laboratuvarımız bu anlamda çok emin adımlarla ilerliyor. Ne yaptık? 2 senedir ISO kalite yönetim sistemi belgesini hak etmişti laboratuvarımız. Bu senede 17.025 akreditasyonu hak ettik. Uluslararası bilimsel toplantılarda yer alıyoruz. Yılbaşından bu yana yurt içinde 6 tane, yurt dışında 3 tane bilimsel bildirimiz kabul edildi. Bunlar çok önemli bizim için de çünkü son derece altyapısı tamam bir laboratuvar, uzman bir kadromuz var, özverili bir çalışma şeklimiz var. Hani herkes 7-24 diyor, biz de 6-24 çalışıyoruz. Çocukların yiyip içtiği her şeyi burada denetimden geçiyor mu? Mümkün olduğunca bakıyoruz. Çünkü bizim kendi tarlalarımız var, kendi üretimimiz var, hayvanlarımız var. Burası gerçekten bir köy, çok doğru bir köy. Burada üretilen her şeyi elimizden geldiğince analiz etmeye çalışıyoruz. Suyumuzdan toprağımıza kadar bakıyoruz. İyi bir, dediğim gibi, altyapısı tamam bir kimya laboratuvarımız var. Son derece gelişmiş teknolojili cihazlarla donatılmış bir laboratuvar. Onun için aksatmadan biz kendi yediğimizi, içtiğimizi tetkik etmeye çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Evet, evet, çok, evet, güzel. Çocukların bütün ihtiyaçları da vurguladığınız gibi buradan tedarik ediliyor. Yani hakikaten katkısız ya da işte ne bileyim doğal beslenmiş tavukların yumurtalarını yiyip ineklerin sütünü içiyorlar. Bahçemizden topladığımız salatalıklarımız, domateslerimizi yiyorlar. Dediğim gibi dört bir, yani her bir yönünü düşünerek doğru bir çaba içine girmeye çalışıyoruz. Biraz modern görünse de aslında bir köyün ihtiyaç duyduğu bütün, evet, imkanlara köyümüzde sahibiz. Evet, şimdi kısa bir aramız var. Çok kısacık bir ara değerli izleyenler. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. LÖSEV'e nasıl katkı sağlayabiliriz onu konuşacağız. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz efendim. Bizden ayrılmayın. Habercinin saatine devam ediyoruz değerli izleyenler. LÖSEV'in LÖSEV'li Çocuklar Köyü'ndeyiz demiştik. Ankara'dayız. Gölbaşı sınırları içerisinde Ballık Pınarı köyünde çok güzel ayrıca bir köy yaratılmış diyelim. Evet. Oraya ilişkin görüntüleri ekranlarda paylaşmayı sürdüreceğiz. Bir taraftan da buradaki çalışmaları da aktarıyoruz izleyicilerimize ve yayının başından beri de arkamızda kutular görünüyor. Bu kutular nedir? Kimler için hazırlanıyor? Hazırlanmasına nasıl katkı verilebilir? Onları da sizden dinleyelim. Şöyle söyleyelim, LÖSEV'e 13 bin kayıtlı lösemi ve kanser hastamız var. Bu hastaların tüm ihtiyaçlarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her hastaya lösemi tanısı aldığı andan itibaren lösemili çocuklara 5 bin lira karşılıksız sağlık kredisi veriyoruz. Giysi, gıda, kömür gibi yol yardımları gibi yardımları da sürdürüyoruz. Burada gördüğünüz koliler ise Ramazan nedeniyle hazırladığımız gıda kolilerimiz. Dolayısıyla hummalı bir çalışma devam ediyor. Yaklaşık bu Ramazan bitmeden 10-15 bin koliyi çıkarmayı hedefliyoruz. Büyük bir kısmını hazırladık, gönderdik. Ailelerimizin Ramazan boyunca tüketimine sunduk. Hatta mutluluklarını ifade eden geri dönüşleri almaya da başladık. Neler var içinde bu kolilerin? Şimdi 4 ayrı çeşit koli hazırladık. Bir tanesi acil yardım kolisi. Yani hızla çıkarmak istediğimiz ilk etapta. İçeriği çok geniş değil ama onun fiyatı da oldukça uygun. Onun dışında gülen çocuk kolisi var. Mutlu aile kolimiz var. Bunun gibi 4 çeşit koli. İçeriğini de şöyle söyleyelim. Bir mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz tüm temel gıdaları bulabileceğiniz zeytinyağı, ayçiçek yağı, şekeri, çayı, işte efendim tüm bakliyatları, makarnası gibi
Bir kolimizde de özel olarak et ve et ürünleri de var. Onu tabii ki ayrıca soğuk zincirli ailelerimizin evlerine kadar gönderiyoruz. Bu kolileri nasıl yapıyorsunuz diye soracak olursanız, tabii bağışlarla ayakta duran bir sivil toplum örgütüyüz. Bağış yapabilmek için de LÖSEV'in banka hesaplarından LÖSEV diyerek bağışlarını bağışçılarımız iletebilirler. Ramazan gibi önemli bir ayda, bayrama yaklaştığımız şu günlerde gerçekten bağışlara ciddi oranda ihtiyacımız var. Biz tabii sadece aracı olarak bu yardımların ailelere ulaşmasını sağlıyoruz. Bu doğrultuda tüm hayırseverleri de LÖSEV'e destek olmaya çağırmış olalım. Evet, yani tamamen bu yayının başından beri söz ettiğimiz bu çiftlik, işte evet, hayvanlar, evet, atölyeler, burada çalışan ailelerin bir şekilde para kazanması için yapılan yatırım, işte tüm bu Ramazan kolileri, tedavi süreci, tamamen her şey, evet, bağışlarla, evet, sağlanıyor, evet, öyle mi? Başka bir geliri yok. Hayır, hiçbir LÖSEV'in başka geliri yok. Tabii ki bizim kendi bir takım ufak tefek çabalarımız var, ama asıl bu eserlerin sahibi gerçekten Türk halkıdır. Onların verdiği desteklerle LÖSEV'i bugünlere kadar getirdik. Büyük bir hizmet sunar hale geldik. İnşallah daha büyük hizmetler sunabilecek yatırımları da yapmaya başladık. Onun da müjdesini inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. En önemli hususlardan bir tanesi tabii halkın güvenine layık olmaya çalışan bir sivil toplum örgütü. Her yönüyle tam bir sivil toplum örgütü. Binlerce gönüllüsüyle sürdürülen yoğun bir çaba var. Gördüğünüz gibi burada da pek çok arkadaşımız gönüllü hizmet veriyor. Sonra tedavisi bitmiş gençler var. Onlar iyileşmişler artık ve LÖSEV çatısı altında kardeşlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ailelerimiz tabii bizim için çok önemli. Ve elbette bağışçılarımızın desteğiyle bütün bunları başarıyoruz. Evet, peki şimdi Türkiye'deki diğer çalışmaları da, yani LÖSEV'den söz ediyoruz, çok önemli bir aktör olduğu kesin kanserle mücadele konusunda Türkiye'de. Peki Sağlık Bakanlığı'nın ya da devletin organize ettiği çalışmalar var mı? Yani LÖSEV bir eksikliği mi gideriyor, yoksa acaba çok büyük bir bölümünü üstleniyor mu acaba? Ben biraz onu da merak ediyorum. Şöyle bahsetmekte fayda var. Tabii devlet bu anlamda çok önemli bir güç ve olmazsa olmaz. Nitekim devlet diyor ki tüm kanser hastaları benim güvencem altındadır. Bu anlamda da aslında hastanelerde ücretsiz tedavi hizmetleri vermeye çalışıyor. Ve fakat şimdi hep şunu vurguluyoruz, yani bu sadece bir tedavi meselesi değildir. Hastanelerde milyarlarca dolarlık ilaçlarla çocukları iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Ama bu çok narinleşmiş, en ufak bir enfeksiyonda hayatını kaybedebilecek insanları evlerine yolcu ediyorsunuz. Evine gidip baktığımızda biz o evlerde, hani değil lösemili bir çocuğun herhangi bir insanın sağlıklı bir şekilde yaşayamayacağını görebiliyoruz. Dolayısıyla yani tedavi hastanede yapılan ilaçlar ya da doktor müdahaleleriyle sınırlı değil. Galiba. Öyle sınırlı tuttuğunuz zaman başarı oranlarınız çok düşüyor. Çocuğun da ailenin de sosyoekonomik durumunda düşüneceksiniz. Anne babanın psikolojisinde, çocuğun psikolojisinde düşüneceksiniz. Ve onların gerçekten tek düşüncesi bu tedavi sürecinde iyileşebilmek olmalı. Başka bir şey olmamalı. Fakat şunu söyleyebiliriz. Nitekim bundan 15-20 sene önceki kadar durum korkunç değil. En azından bir takım şartlar daha olumluya doğru gidiyor. Fakat sıkıntı şurada. Şimdi her yıl 160 bin yeni kanser tanısı konuyor. Sadece bizim ülkemizde. 160 bin kişi dediğiniz zaman bir şehir dolusu insandan bahsetmiş oluyorsunuz. Şimdi devlet bütün bunun hepsine nasıl yetişecek? Tüm dünyada illaki kanser ve lösemi gibi hastalıklarda sivil toplum kuruluşlarının yokluğunu düşünemeyiz. En büyük destek sivil toplum kuruluşlarıdır. Ama LÖSEV olarak şunu da söyleyemeyiz. Hani bütün bu problemi biz çözüyoruz dersek de devlete haksızlık yapmış oluruz. Ama biz orada evet büyük bir önemli bir eksiği gideriyoruz. Gereken yerde yer alarak o eksiği kapatmaya çalışıyoruz. Mesela 13 bin hastadan bahsettim. Bu hastaların büyük bir çoğunluğu devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde tedavi görüyor. Ama LÖSEV'den sosyal, ekonomik destekler alıyorlar. Yol parasını gerektiği zaman ya da devletin sağlayamadığı bir takım imkanlara ulaşıyorlar. Aileler gezilere gidiyorlar, çocuklar yurt dışı seyahatlere gidiyorlar. Tüm yönüyle aileyi ele alıyoruz ve devletin yetişemediği yerde biz görev alıyoruz. Okulumuzda.
okuldan da belki söz etmek evet. lazım. Değil mi? evet okul, şey evet programın da sonlarına geldik. Evet. Lösemilli Çocuklar Okulu da yine tüm dünyada bir örnek teşkil eden bir okul. Son derece hijyenik. Sınıflar 15-20 Ankara'da kişilik. Mı Ankara'da mı sadece? Peki Ankara'da şimdilik, yerleşik olanlar mı şimdilik yararlanıyor? Şimdilik öyle ama aslında yatılı 10 öğrencimiz de var. Çok güzel. Yani gerçekten okuma istekli, başarılı çocuklarımızın başvurularını da değerlendirdik ve onların da bu imkana kavuşmasını sağladık. İşte tabii bunları biraz daha yaygınlaştırmak lazım. O da tabii ki ancak halkın desteğiyle olabilecek diyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam evet, etmeyi peki. umuyoruz. Deniz Hanım'a bir soru daha yöneltmek istiyorum ben. Şimdi yayından önce biraz önce konuştuk sizlerle. Konuşurken ben bir örnek verdim. Şimdi fotoğraflar da var. Yönetmenimden rica edeceğim. Eski Amerikan Başkanı George Bush'un işte başını kazıttığı haberleri var. Ya saçını kazıttığı haberleri var. Saçlarını kazıtmış. Çünkü kendi gizli servis çalışmış olduğu işte servisteki çalışanlarından birinin çocuğunun lösemi olduğu tedavi nedeniyle saçlarının döküldüğü. Ona destek için bu hassasiyeti göstermek gerektiğini düşünmüş. Nitekim kendisi de yıllar önce 4 yaşındaki çocuğunu yine lösemiden kaybetmiş. Şimdi psikolojik yanı çok önemli löseminin. Böyle bu tür kampanyalar yani maddi olarak belki bireysel değil hani bunun daha geniş çaplı yapılması gerekiyor ama böyle psikolojik destekler, farkındalık yaratmak nasıl bir katkı sağlıyor? Hem sizin gözlemleriniz nedir? Burada morali, motivasyonu nasıl yüksek tutuyorsunuz? LÖSEV'de yapılan çok çalışma var bu anlamda. Ailelerle var, çocuklarla ayrı var. Birkaç tanesine bizzat da tanık olmuştum. Annelerle özellikle oturuluyor, konuşuluyor. Gönüllülerimizin yaptığı toplantılar, güzel seminer verecek hocalardan destekler alınarak seminerler veriyoruz. Ya da Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası var. 12.si geçtiğimiz yıl yapıldı. Sadece Türkiye değil tüm dünyada bu hastalıkla yaşamış kişileri bir araya getiriyorsunuz. Onun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü evet şimdi LÖSEV'in olanaklarıyla olimpiyatlara katılan yurt dışına giden çocuklarımız var ama onlar da neticede belli sayıda çocuklar. Ama bu Uluslararası LÖSEV'in Çocuklar Haftası ile bir araya gelenler 30'dan fazla çocuk oluyor yanılmıyorsam evet, evet. yurt dışından gelen. Yani en az 30 ülkeden yaklaşık 15-20 ülkeden katılım oldu bu sene. Hı-hı. Pardon yanlış söylüyorum 25 ülkeden katılım tabii oldu. Bu sene daha. Evet. Bu da onların moralini ve yaşamelerdisi. Hem de nasıl. Yanlarında gelen anneler ve öğretmenler vardı. Geçtiğimiz yıl mesela laboratuvarlarımızı da ziyaret etmişlerdi. Kartlarını bırakıyorlar. Yıl içinde yazışmalar da sürüyor. Farkındalık yaratmak ve dünya çapında farkındalık yaratmış oluyorsunuz. Yani biz de LÖSEV olarak bir ucundan tutuyoruz aslında böyle bir şeylerin. Başkan Bush da bence doğru bir işaret yapmış. Bu sene Obama da aslında seçim zaferi konuşmasında bu konuda yine bir bir babanın kendisine ulaşarak çocuğunun lösemi olduğundan bahsettiğini ve bu tür hastalıkların aslında ne kadar zor olduğunu, hepimizin çocuğunun bu hastalığa yakalanabileceğine vurgu yaptı. Yani elbette bu ve benzeri hastalıkların tüm toplum tarafından ele alınması, sahip çıkılması, güç verilmesi hastalara, destek olunması büyük önem taşıyor. Ama maddi içerikli kampanyaların bireysel olmasından yana değilsiniz galiba değil mi peki? Şunu söylüyoruz yani 160 bin kanser hastası var ülkemizde. Her birinin bir kampanya yaptığını düşündüğünüz zaman zaten toplumdaki o duyarlılık çöker diye düşünüyorum. Kaldı ki yani bireysel kampanyalarla sonuçta bu böyle bir köy çok yapamazsınız. Öyle bir hastane yapamazsınız. Şimdi LÖSEV'e yapılan yardımlarla bir hastane yapılmış. Bu hastanede 300'den fazla çocuk tedavi imkanı bulmuş. Bu köyü görüyorsunuz yüzlerce çocuk bu köyde geliyor, konaklayabiliyor, evi gibi burada yaşamını sürdürebiliyor. Veya işte bir laboratuvar kurup bu konuyu kökünden kazıyabilmek için çözümler aramaya çalışıyorsunuz. Ama bireysel kampanyalarla bu mümkün değil tabii ki ve çok iyi denetlenmesi lazım. Yani işte hangi imkanlar da sıkıntı. Onun yerine LÖSEV'e başvursunlar. LÖSEV zaten aileye yapılması gereken eksik kalan bir şey varsa zaten tümünü araştırıyor ve gereken desteği de sağlıyor. Onun için yani bir hastanın hani bireysel kampanya yapıp belki de onlarca milyar lirayı
kullanması. Öbür taraftaki hastanın ise hiçbir imkana ulaşamaması çok da adil gelmiyor bize açıkçası. Evet, programın sonlarına geldik. Son bir cümle Deniz Hanım, şunu sizden alalım. Size de söz vereceğim. Dolandırıcılarla ilgili durumdan bahsedersiniz. Lazım. Ben de şeyi hatırlatmak istiyorum. Tabii ki hiç kimse istemez ama şunu da akıldan çıkarmamak lazım. Bana olmaz demeyeceğimiz konulardan birisi maalesef kanser. Bir şekilde yolunuz çakışıyor. Onun için çok dikkatli olmakta, LÖSEV'e sahip çıkmakta yarar var diye düşünüyorum. Evet, şimdi çok önemli konulardan bir tanesi, toplumda LÖSEV'e olan güven arttıkça ve insanların desteği arttıkça ne yazık ki LÖSEV'le hiç alakası olmayan bir takım kişiler ve lösemiyle de alakası olmayan bir takım kişiler çıkıp kapı kapı dolaşarak istismar ediyorlar değil mi? Evet, dergi bülten satarak, hatta bulaşık süngeri satana bile rastlayabiliyorsunuz. LÖSEV yararına diyebiliyor. Evlerin kapılarını çalıyorlar ve insanları rahatsız ederek bağış toplamaya çalışıyorlar. Ve bu bağışları tamamen kendi amaçları doğrultusunda kullanıyorlar. Lütfen bunlara itibar etmeyelim. Bu gibi kişilerle karşılaştığımızda LÖSEV'i haberdar edelim. Kolluk kuvvetlerine haber verelim. Mutlaka yakalanmalarını sağlayalım. Çünkü hakikaten son derece vicdansızlar. Hasta çocukların duygu sömürüsüyle hasta çocuklar için yapılacak yardımların da önüne geçiyorlar. Dolayısıyla bunlara itibar etmeyelim. LÖSEV'e sadece bankalardan LÖSEV diyerek ulaşabilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden bağış yapabilirsiniz. Yine pek çok iş yerinde gördüğünüz kumbaralarımız var. Bunlar çok düzenli bir şekilde her ay açılıyor. İçindeki paralar sayılıyor. O kurumlara makbuzları bırakılıyor. Buralara bozukluklarınızı atabilirsiniz. Giysi gıda yardımlarını yapabilirsiniz. Kurumsal anlamda bağışlar yapabilirsiniz. Nitekim LÖSEV kamu yararına bir vakıf. Yaptığınız tüm bağışların %100'ünü gelir verginizden düşebilirsiniz. İnternet üzerinden kredi kartıyla, hatta telefonla bağış yapabilirsiniz. Bir de 3406 var tabii. Cep telefonlarınızdan 3406'ya bir mesaj atarak da 10 lira çocuklarımıza, bütün operatörlerden, operatörlerden, faturalı hatlardan çocuklarımızın harçlıklarını gönderebilirsiniz. Lütfen onun dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar etmeyelim. Çünkü her yer LÖSEV değil gerçekten. Evet, programımız bitti. Çok güzel bir yayın oldu diye düşünüyorum. Daha önemlisi çok anlamlı bir yayın oldu. Umarız biraz izleyicilerimizin vicdanına seslenebilmişizdir. Evet. Bağışların mutlaka, artması mutlaka konusunda Ramazan ayı vesilesiyle de biraz da katkımız olursa ne mutlu bize. Çocukların tedavi süreci içinde, Türkiye çocukları için, belki tüm dünyada bu hastalığın bilinciyle ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar için de siz gönüllülere çok ihtiyaç var. Ben de bir basın çalışanı olarak, bir anne olarak çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi insanlara ihtiyaç var gerçekten. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizler çok duyarlı davranarak köyümüzü ziyaret ettiniz. Kanal B izleyicilerinin de son derece duyarlı olduklarına inanıyoruz. Bugün değilse yarın mutlaka LÖSEV'e destek vermişlerdir ya da vereceklerdir. Evet, biz de öyle düşünüyoruz. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza da kolay gelsin diyoruz. Evet, değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik bugün de. Farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz efendim. Şimdilik hoşça kalın. LÖSEV'i unutmayın diyelim. Görüşmek üzere.